Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bugünkü okumamızı gıybet ve dedikodu üzerine yapacağız. Yüce Rabbimiz Allah azze ve celle günahların her türlüsünden, gıybet, dedikodu gibi özellikle öldürücü, fitne ve fesada yol açıcı büyük günahlardan cümlemizi korusun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gittiğinde ve yolculuğa çıktığında fakir bir Müslümanı iki zengin Müslümanın yanına verirdi. O fakir Müslüman onların hizmetini yapar, mola yerlerine onlardan önce gidip onların yiyecek ve içeceklerini hazırlardı. Kendisi de böylece onlarla beraber yemiş olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuk esnasında Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ı iki kişinin yanına vermişti. Selman-ı Farisi radıyallahu anh onlardan önce mola yerine gitti fakat kendisine o anda bir uyku bastırdı. Uyuyakaldığı için diğer arkadaşlarının yemeğini hazırlayamadı. O iki kişi mola yerine geldiler. Yemeğin hazır olmadığını görünce Selman-ı Farisi radıyallahu anh'a şöyle dediler: "Bir şey hazırlamadın mı?" Selman-ı Farisi, "Uyuyakalmışım, kusura bakmayın, onun için hazırlayamadım." O kişiler, "Öyleyse Resulullah'ın yanına git, bizim için yiyecek bir şeyler iste. Karnımızı doyurmak, sofrayı hazırlamak senin görevindi. Madem ki yapmadın, git Resulullah'tan bir şeyler iste," dediler. Selman-ı Farisi radıyallahu teala anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu: "Ya Selman, Üsame bin Zeyd'in yanına git. Eğer fazla yiyecek varsa sana versin." Üsame radıyallahu anh, bine üzerinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin eşya ve yiyeceklerini taşıyordu. Selman-ı Farisi radıyallahu anh, Üsame'nin yanına gitti. Fakat onun yanında yiyecek hiçbir şey yoktu. Selman-ı Farisi radıyallahu anh, o iki kişinin yanına geri döndü ve onlara olanı biteni haber verdi. O iki arkadaşı bu sefer şöyle dediler: "Üsame'nin yanında yiyecek var. Fakat cimrilik yaptığı için sana vermemiş." Daha sonra yiyecek istemesi için Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ı sahabeden bir topluluğun yanına yolladılar. Selman-ı Farisi radıyallahu anh gitti. Fakat onların yanında da yiyecek bir şey yoktu. Selman-ı Farisi radıyallahu anh tekrar o iki arkadaşın yanına döndü. Selman-ı Farisi radıyallahu anh gelince arkadaşları şöyle dediler: "Eğer Selman'ı Sümeyha kuyusuna yollasak eli boş dönecek." Sümeyha kuyusu Medine'de derin ve suyu bol olan bir kuyudur. Yani Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın gittiği her yerden eli boş dönmesi sebebiyle böyle bir benzetme yapıyorlar. Sümeyha kuyusu gibi suyu bol olan, su yatakları zengin olan bir kuyuya göndersek o işi de beceremeyecek, susuz gelecek diyerek onunla sanki alay ettiler, onu aşağıladılar. Sonra o iki kişi Üsame radıyallahu anh'ın yanından geçerken yiyecek yok mu yoksa bize mi öyle söyledi diye araştırmaya çıktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldikleri zaman Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki: "Ağzınızda siyah et görüyorum." Resulullah et ile ölü etini, siyah et ile de uzun süre beklemekten oluşan kararmış, çürümüş etin siyahlığını kastetmiş. Böylelikle onların yaptıkları gıybeti çirkin bir şekilde çürümüş, ölmüş insan etine benzetmiştir. "Ey Allah'ın Resulü, vallahi biz bugün et yemedik ki," dediler bu iki kişi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle cevap verdi: "Selman ile Üsame'nin etini yediniz ya, yani onların gıybetini yapmıştınız ya, işte ağzınızdaki o siyah et kokusu, siyah et görüntüsü yapmış olduğunuz bu gıybetin eseridir." Bu olay üzerine şu ayet-i kerime nazil oldu: "Ey iman edenler, zannın, zannetmenin, sanmanın birçoğundan sakının. Çünkü zannın büyük bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve ayıplarını araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksiniyorsunuz değil mi? Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeleri çokça kabul edendir,
çok merhamet edendir. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleriyle gıybet ve dedikodu yapmanın ne büyük bir günah ne tiksinti vermesi gereken bir ayıp olduğunu bu şekilde anlamış olduk. Kıymetli arkadaşlar, kul hakkına sebep olan birçok durum vardır. Birisinin haksız yere parasını almak, dövmek, kötü söz söylemek bunların ilk akla gelenlerindendir. İşte bizleri kul hakkına sokan durumlardan birisi de gıybettir. Gıybet hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadis-i şeriflerle yasaklanmış büyük günahlardandır. Kur'an-ı Kerim'de gıybet etmek haram kılınmıştır ki onu biraz önce ayet-i kerimede okuduk. Bu ayet-i kerimede insanın kişilik haklarını ihlal eden üç kötü davranış özellikle yasaklanmaktadır. Bunlardan birisi insanlar hakkında kötü zan beslemek. İkincisi insanların mümin kardeşlerinin gizli durumlarını, gizli hallerini araştırıp afiş etmek ve üçüncüsü de mümin kardeşi hakkında gıybet etmek. Peki gıybet nedir? Gıybetin ne olduğunu bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifleriyle ne güzel açıklamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabe-i kiramla otururlarken onlara şöyle sorar. Gıybet nedir bilir misiniz? Sahabe-i kiram ise Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek sorunun cevabını Peygamber Efendimizin vermesini murad ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kardeşin hakkında onun hoşuna gitmeyecek söz söylemendir. Buradaki kardeşten kast elbette ki din kardeşidir. Bir İslam toplumunda her mümin birbirinin kardeşidir. Her mümin birbirinin din kardeşidir. Din kardeşliği yeri gelir, zamanı gelir, karındaşlıktan, anne baba bir kardeşlikten öte duruma gelir. Daha ileri bir duruma gelir, daha değerlidir, daha değerli olmalıdır. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümin kardeşin hakkında onun hoşuna gitmeyeceği şeyleri konuşuyorsan arkasından işte bu gıybettir buyurarak gıybetin ne olduğunu bize anlatmış oldu. Bunun üzerine sahabiler dediler ki, ya Resulallah peki kardeşimizde, konuştuğumuz o kişide, o söylediğimiz özellikler varsa yine gıybet olur mu? Peygamber Efendimiz buyurdular ki, elbette ki gıybet tam da budur. Eğer dediğin şey kardeşinde varsa onun gıybetini yapmış olursun. Zaten kardeşinde o bahsettiğiniz özellikler yoksa ona iftira etmiş olursunuz diyerek iftira ile gıybeti bu şekilde Efendimiz tanıtmış oldu. Bir defasında Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha, Hazreti Safiye radıyallahu anha annemiz hakkında, çünkü Hazreti Ayşe ve Hazreti Safiye annemiz peygamberimizin hanımlarından iki tanesiydi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz Hazreti Safiye hakkında boyunun kısa olduğunu eliyle işaret ederek Safiye'nin şöyle şöyle oluşu sana yeter dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Hazreti Ayşe biraz kıskançlıktan olsa gerek Hazreti Safiye annemizin boyunun kısa olduğunu Peygamber Efendimiz'e ima ettiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ya Ayşe öyle bir söz söyledin ki şayet denizin suyuna karıştırılsa senin bu sözün kesinlikle denizin suyunu ifsad eder, bozar, zehir ederdi, tadını ve kokusunu bozardı. Evet kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedikodu, gıybet konusundaki sertliğini görebiliyoruz değil mi? Peygamber Efendimizin ve Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin bu konudaki şiddetli uyarılarını hissedebiliyoruz değil mi? Başka bir rivayete göre yine Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberken yanlarına girip çıkan bir kadın hakkında o kadının boyunun kısa olduğu için eliyle işaret ederek ne kadar da kısa boylu diye işaret etmiş. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Ayşe onun gıybetini yaptın kalk helallik iste buyurmuştur. Peki gıybet nasıl yapılır? Bu aktardıklarımızdan, ayet-i kerimeden ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden anlıyoruz ki gıybet sadece sözde yapılmaz. Bazen bir el işaretiyle, bazen kaş göz oynatmakla, bazen kafayı sallamakla, bazen gülerek alay etmekle, bazen de dudak işaretleriyle.
Ne şekilde olursa olsun, ister sözle ister işaretle gıybet, dedikodu topluma zarar veren en büyük kötü huylardan birisidir. Toplumda kin, nefret, düşmanlık, haset gibi fesat tohumlarının artmasına yol açan çok tehlikeli bir hastalıktır. Toplumdaki birlik ve beraberliği sağlamak için başkalarının kusurlarıyla değil, kendi kusurlarımızla, kendi eksikliklerimizle meşgul olmalıyız. Aksi takdirde insanların arasını açarak büyük bir vebale, büyük bir günaha girmiş oluruz. Sa'di Şirazi Hazretleri şöyle anlatır. Çocukluğumda ibadete çok düşkündüm. Geceleri kalkar, Rabbime ibadetle meşgul olurdum. Bir gece babamla teheccüd namazına kalktık. Beraber Kur'an-ı Kerim okuduk. Bu sırada komşuların tamamı uyuyordu. Babama dedim ki, ne olurdu bunlardan biri de kalkıp Allah yolunda 2 rekat namaz kılsaydı. Ölü gibi uyuyorlar dedim. Babam bunun üzerine şu cevabı verdi. Oğulcuğum, keşke sen de uyusaydın da bu insanların gıybetini yaparak bu günaha düşmeseydin. Bir defasında Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh hazretlerine birisi gelip şöyledir ki Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh Peygamber Efendimiz'den sonraki tabi neslinin en büyük alimlerinden, en salih Müslümanlarından, büyük Allah dostlarından birisidir. Bir adam ona gelip diyor ki, ey Hasan, filan kimse seni çekiştirdi, arkandan gıybetini yaptı. Hasan-ı Basri şöyle cevap verdi, sen o kişinin evine niçin gitmiştin? Adam dedi ki, misafir olarak beni davet etmişti. Bu sefer Hasan-ı Basri, peki sana ne ikram etti o kişi? O kişi de dedi ki, çeşitli yemekler ve şerbet, yemekler ikram etti, şerbet ikram etti. Bu sefer Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, o arkadaşına, o kişiye, kendisine gelip, kendisi hakkında gıybet yapıldığını söyleyen bu kişiye, bu kadar yemeği içinde sakladın da, bir çift sözü saklayamayıp bana mı getirdin diyerek, yapmış olduğu bu şeyin, gıybetin, dedikodunun üstünü üstelik iki kişi arasına laf getirip götürerek nemime yapmanın ne kadar bir büyük bir günah olduğunu ifade etmiş oldu. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Şerli kimseler sivrisineklerin pis yerleri araması gibi insanların kötülüklerinin peşine düşerler, iyiliklerini ise görmezler. Allahu Ekber. Hazreti Ali radıyallahu teala ne güzel söylemiş. Bir daha okuyalım. Şerli kimseler sivrisineklerin pis yerleri araması gibi insanların kötülüklerinin peşine düşerler, iyiliklerini ise asla görmezler. İşte aklımıza gıybet, dedikodu geldiğinde, şerli bir şey geldiğinde, insanların ayıplarını afişe etmek gibi kötü bir fikir geldiğinde hemen Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bu sözünü hatırlamalıyız. İnsanların pislikleriyle, daha doğru insanların kötü huylarıyla, ayıplarıyla ilgilenmek ancak pislikler üzerine konmak için pislik arayan sineklerin tavrı hareketi olabilir diyerek aklımıza getirip bu kötü düşünceden uzak durmalıyız. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle diyor. Sırrın senin esirindir. Onu başkasına söylediğin zaman artık sen onun esiri, kölesi haline gelirsin. Hazreti Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma ise şöyle buyurmuştur. Arkadaşının ayıplarını konuşmak istediğinde önce kendi ayıplarına bir bak. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh ise şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz kardeşinin gözündeki çöpü görür de kendi gözündeki merteği, kocaman dalı görmez. Evet, insanoğlunun tabiatı, insanoğlunun karakteri biraz böyledir. Kendinde bulunan kocaman kocaman kusurları, ayıpları, günahları görmez de karşısındaki insanın, kendisi dışındaki insanların küçücük küçücük hatalarını sanki kocaman günahlarmış gibi görür ve bunu insanlara afişe eder. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Üç şey aklı kuvvetlendirir. Birincisi alimlerle oturmak. İkincisi salih insanları bulup onların sohbetine katılmak ve üçüncüsü bizi ilgilendirmeyen şeyler hakkında konuşmamak. Bir daha okuyorum. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh üç şey aklı kuvvetlendirir. Üç şey akıllı insanların özellikleridir buyurdu. Bir, alimlerle oturmak. İkincisi salih insanların sohbetlerine katılmak ve üçüncüsü bizi ilgilendirmeyen şeyler hakkında ileri geri konuşmamak, susmak.
Değerli kardeşlerim, Yahya bin Muaz Errazi rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Müminlere karşı şu üç özelliği her zaman üzerinde taşı. Bu kulağına küpe olsun. Müminlere karşı davranışlarında, hareketlerinde hep bu üç şey aklına gelsin. Ona fayda vermezsen hiç olmazsa zarar verme. Onu sevindiremiyorsan hiç olmazsa üzme. Onu övemiyorsan hiç olmazsa kötüleme. Evet, ne güzel tavsiyeler. Allah burada isimlerini saydığımız alimlerimizden, sahabe-i kiramdan razı olsun. Rabbim onların şefaatlerine nail eylesin. Veb bin Münebbih rahmetullahi aleyh ise şöyle demiştir. Yapmadığın şeyden dolayı seni öven kimse, başka bir zaman da yapmadığın şeyden dolayı arkandan seni kötüleyebilir. Dolayısıyla insanlar yapmadığın bir şeyden dolayı seni övüyorlarsa, bundan hoşlanma, bundan memnun olma. Çünkü bugün böyle davranan bir insan, bugün bu adaletten, bugün bu şekilde doğru yoldan ayrılan bir kimse, yarın bir gün senin arkandan yapmadığın bir konuda da seni kötüleyebilir. Evet, kıymetli arkadaşlarım, gıybet yapmak haram olduğu gibi, gıybeti dinlemek, onaylamak da haramdır. Sahabeden Ebu Ümame el-Bahili şöyle demiştir. Kıyamet günü insana amel defterleri verilecek. Bir de bakacak ki içerisinde yapmadığı iyiliklerin sevabı var. Ya Rabbi bu bana nereden geldi diye soracak. Ve ona şöyle cevap verilecek. Bu sen farkında olmadan senin gıybetini yapan kimselerden gelmiştir sana. Amr bin Dinar rahmetullahi aleyh'ten şöyle bir hikaye anlatılmıştır. Medine'de bir adamın kız kardeşi vefat ediyor. O gün defnedip eve dönüyorlar. Fakat abisi para kesesini bulamıyor. Sonra kız kardeşini kabre koyarken düşürmüş olabileceğini düşünerek bir arkadaşıyla kabri açıyorlar. Para kesesini kabrin içerisinde buluyorlar. Yanındaki arkadaşından az uzaklaşmasını istiyor. Kız kardeşinin ne durumda olduğunu merak ediyor. Üzerindeki tahtayı kaldırınca bir de bakıyor ki kabir alevler içerisinde. Hemen kabri kapatıp eve dönüyor. Annesine durumu anlatıyor. Annesi de diyor ki, evladım, kız kardeşin komşuların kapılarını dinler, sonra da onların dedikodularını yapardı. Bu hadiseyi, bu olayı anlatan İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, gıybet ve dedikodunun kabir azabına sebep olan günahlardan olduğunu ifade etmiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki mezarlığın yanından geçerken onların mezarlarında kabirlerinde azap çekerken çıkardıkları sesleri duyduğunu söylemiştir. Şöyle buyurmuştur. Bu iki kişi kabir azabı çekiyorlar. Bu azapları da büyük bir günahtan dolayı değildir. Yani bu insanlar kabirlerinde azap çekiyorlar ve azap çekmelerinin sebebi kendi gözlerinde, kendi düşünceleriyle küçük gördükleri şeyden dolayıdır. Aslında büyük günahlardır ama onlar bunu küçük görerek yapmışlardır buyuruyor Efendimiz. Bunlardan birisi üzerine idrar sıçramasından sakınmazlardı. Yani tuvalet temizliğine dikkat etmezlerdi. İkincisi ise nemimeydi. Yani insanlar arasında laf getirir götürür, insanların gıybetini yaparlardı. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yaş hurma dalı alıp ikiye böldü. İki kabrin başına da birer tane dikerek şöyle buyurdu. Umulur ki bunlar kurumadığı sürece kabir azapları hafifletilir. İşte bu sebepledir ki Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bu uygulaması, bu ümidi sebebiyledir ki biz Anadolu Müslümanları ne yaparız? Mezarlarımızı yeşillendiririz. Mezarlarımıza meyve ağaçları, ağaç dikeriz. Böylece Peygamber Efendimizin ümit ettiği bu ümidi bizler de taşırız. Çünkü bu iki dal yeşil kaldığı sürece o dallar, o canlılar, o bitkiler Allah'ı tesbih eder ve kabirde yatan içinde rahmet duası ederler. Bu da kabirde yatan kimse için varsa kabir azabının hafiflemesine vesile olur inşallah. Kıymetli kardeşlerim, peki gıybet eden insanlara karşı tavrımız ne olmalıdır? Eğer birisi yanımızda gıybet ediyorsa ne yapmalıyız? Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi aklımıza gelmektedir. Efendimiz buyurdu ki, sizden biriniz bir kötülük gördüğünde onu eliyle düzeltsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmiyorsa kalben bu işi sevmesin,
Bu işe, bu kötülüğe buğz etsin ki bu imanın en zayıf kısmıdır. Bu hadisi şerh eden, açıklayan alimlerimiz el ile düzeltme işinin devlete, dil ile düzeltme işinin alimlere, kalben sevmeme ve inkar etme işinin ise sıradan halka ait bir vazife olduğunu söylemişlerdir. Yanımıza gıybet yapılıyorsa, mümkünse, yani sözümüzün geçtiği kimseler iseler o insanlar, sözle uyarıp o gıybete engel olmalıyız. Eğer sözle müdahalemiz mümkün değilse, en azından o gıybete katılmamalı, o mekanı terk ederek tepkimizi ortaya koymalıyız. Fıkıh alimlerinden Halid Er-Rabai rahmetullahi aleyh şöyle bir olay anlatır. Bir gün camide oturuyordum. Yanımdakiler bir adamın gıybetini yapmaya başladılar. Ben de onları gıybetten men etmeye çalıştım. Biraz sonra başka birisinin gıybetini yapmaya başladılar. Ben de onunla ilgili bir şey söyleyerek gıybete dahil oldum. O gece rüyamda yüzü kapkara, uzun boylu bir adam yanıma geldi. Elinde bir tabak domuz eti vardı. Bana ye dedi. Ben de vallahi domuz eti yemem diye cevap verdim. Bana kızarak şöyle cevap verdi. Sen bundan daha kötüsünü yedin. Zorla onu benim ağzıma sokmaya çalıştı. O sırada uyanıverdim. Vallahi 20 gün geçti, yemek yerken o etin kötü tadını hala ağzımda hissediyorum. Gıybet yapan kimse eğer bu dünyada tövbe etmezse ahirette büyük bir sıkıntıya girecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleriyle bizi ikaz etmiştir. Her kim dünyada bir kimsenin gıybetini yapması sebebiyle onun ölü etinden bir lokma yiyecek olursa Allah da ona yediği et kadar bir yiyeceği cehennem ateşinden yedirecektir. Yine gıybet yapan kimse gıybetini yaptığı kimselerin hakkına girmiş olur. Bu konuda Hasan-ı Basri Hazretlerinden şöyle bir olay aktarılmıştır. Hasan-ı Basri rahmetullahi bir kimsenin kendisinin aleyhinde konuştuğunu duydu. Hemen bir tabak hurmayla birlikte o şahsa bir haber gönderdi. Haberinde şu yazıyordu, mesajında şu yazıyordu. Duyduğuma göre sevaplarını benim amel defterime geçirmişsin. İsterdim ki karşılık vereyim. Kusura bakmayın, bizim hediyemiz sizinki kadar çok olmadı. Evet, kıymetli kardeşlerim, alimlerimizin, büyüklerimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gıybete, dedikoduya yaklaşımları bu şekilde. Kardeşinin bir ayıbını söyleyen kimse bir zaman sonra o ayıbı kendisi de yapar. Hadis-i şerifte Efendimiz buyurur ki, kim bir kardeşini bir günahından dolayı ayıplarsa onu işlemeden asla ölmez. Bu sebepledir ki bizde toplum arasında, halk arasında gülme komşuna gelir başına diye bir vecize haline gelmiştir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Miraca çıkarıldığında bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan kimseler gördüm. Bunlar kim ey Cebrail diye sordum. O da gıybet ederek insanların etini yiyen, o insanların şahsiyetlerini zedeleyen, onurlarını kıran insanlardır dedi. Yine denilmiştir ki insanların gıybetini yapan kimse mancınık kurup sağa sola atış yapan kimse gibidir. Mancınık kuran kimse sağa sola taş attığı gibi gıybet eden kimse de iyiliklerini, kendi sevaplarını sağa sola dağıtır. Yani o kimsenin iyilikleri gıybetini yaptığı kimselere gider. Peki gıybetin tedavisi nedir? Bu hastalıktan, bu beladan, bu musibetten nasıl kurtulabiliriz? Gıybet yapmış ve bundan pişman olmuş kimse ne yapmalıdır? Birincisi tövbe etmeli ve bol bol istiğfar getirmelidir. Hasan-ı Basri rahmetullahi bunun önemine dikkat çekmiştir. İkincisi bazı alimlerimiz demişlerdir ki sadece tövbe etmek yetmez. Gıybetini yaptığı kimseden helallik istemelidir. Ki İmam-ı Gazali de bunun önemine dikkat çekmiştir. Osmanlı alimlerinden Kınalızade Ali Efendi'ye göre ise helallik istediğinde daha çok incinme ihtimali varsa tövbe ve istiğfar ederek bununla yetinmelidir. Ve bir daha da asla gıybet etmemelidir. Peki gıybetin caiz olduğu yerler var mıdır? Aslında birisi hakkında hoşlanmayacağı şekilde konuşmak gıybet olduğu halde bazı özel durumlarda bunlar gıybet sayılmaz. Nedir bu durumlar? Birincisi haksızlığa uğrayan bir kimse hakkını alabileceğini, zulmü engelleyebileceğini umduğu şahıslara durumu anlatabilir.
zalimlik yapan kimsenin ettiği kötülükleri hakkını almak amacıyla söyleyebilir. Yani bir yerde bir zalim varsa insanlar o zalimin yaptıklarını engellemek için, o zalimlerden korunmak için o zalimin yaptıklarını başkalarına anlatabilirler ki bu gıybet olmaz. Bu konuyla ilgili Yüce Rabbimiz ayeti kerime de şöyle buyurur. Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Ancak haksızlığa uğrayanlar başka. İkincisi, bir kimse dine ve ahlaka aykırı bir iş yapıyorsa ya da yapmaya kalkışmışsa onun bu halini düzeltebilecek kimseye ya da kimselere durum anlatılabilir. Böylece yeryüzünde bir fesat önlenilmiş olabilir. Dolayısıyla bir fesadı, fitneyi, kötülüğü engellemek amacıyla bunun da başka bir yolu yoksa o kötülüğe niyetlenen, o fesadı yapan insanlar hakkında o kötülüğü engelleme kastıyla konuşulabilir. Üçüncüsü, mahkemede şahitlik yapanlar suçluların durumu için şahitlik yapabilirler. Bu da gıybetten sayılmaz. Dört, bir kimse biriyle evlenmek, ortak iş yapmak, komşu olmak, birine bir şey emanet etmek ya da birinden dini ilmi öğrenmek istiyor ve onun nasıl bir kimse olduğunu bilmiyorsa onun hakkında bilgi toplaması, onun hakkında konuşması gıybet olmaz. 5. Yaptığı günahı gizlemeyen, açıkça yapan, hatta herkese anlatan bir kimsenin bu kusurlarını konuşmak da gıybet olmaz. Açıktan günah işleyen, işlediği günahı anlatmaktan zevk duyan insanlar vardır. İşte bu insanların yaptığının çirkinliğini görmek ve bu insanların fitnesinden, fesadından toplumu kurtarmak için onların uyanık olmasını sağlamak ve onları uyarmak için onlar hakkında konuşmak gıybet sayılmaz. Çünkü bu şekilde insanlar kendilerine o kişiden gelebilecek zararlardan korunmuş olurlar. Ve altıncısı, bir kimseyi tarif ederken halk arasında meşhur olan kötü lakabını söylemekten başka bir yol yoksa, başka türlü o kişiyi tanıtmak mümkün olmuyorsa, ancak o zaman o kişinin lakabı söylenilebilir. Burada maksat kişiyi kötülemek, onu ayıplamak değil, tanınmasını sağlamaktır. Evet, bu şekilde dersimizin, okumamızın sonuna geldik. Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle gıybet ve dedikodu gibi diğer bütün büyük günahlardan cümlemizi muhafaza buyursun. Gerçekten gıybet, dedikodu zaman zaman içerisine düştüğümüz, küçük görerek, hafif görerek yaptığımız günahlardandır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabında yatan iki kişinin günahlarını hafif görerek yaptıkları için bu günahlar sebebiyle kabir azabı çektiklerini söylemişti. Bunlardan birisi tuvalet temizliği ile ilgiliydi. Diğeri ise laf getirip götürme ve gıybetle ilgiliydi. Bu sebeple değerli kardeşlerim, kıymetli arkadaşlarım, bütün günahlarımızı, hatalarımızı ne kadar küçük olursa olsun gözlerimizde büyük görmeliyiz. Özellikle de büyük günahlar konusunda çok hassas davranmalıyız. Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle günahın büyüğünden, küçüğünden, özellikle toplumsal fesada sebep olan gıybet, dedikodu gibi günahlardan cümlemizi muhafaza buyursun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.